Gizli Dosya'ya hoş geldiniz. Hamza Bey merhaba. Merhaba Kaan, nasılsın? Allah'a şükür. Seni sormalı. Ben deyim Allah'a şükür. Çok yoğunuz Hamza Bey. Her geçen hafta bir önceki haftayı tasdik ediyor ve daha hızlı tasdik ediyor. Ya artık ulaşamıyoruz gündeme. Yani yakalayamıyoruz. Bu bir savaş ilanı mıdır? Olimpiyatlardan bahsediyorum. Evet. Tam bir meydan okuma vardı olimpiyat açılış törenlerinde. Yani daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Çok da tartışıldı. İşin içerisine bak. Bir örnek vereyim. Vatikan News'ten bir haber aktarayım. Fransız piskoposlar şöyle açıklama yapmış. Diyor ki bu açılışta güzel, coşkulu sahneler vardı. Ancak dünyadaki Hristiyanlar hadsiz ve kışkırtıcı sahnelerden acı duydular. Yani bütün yani insanlığın değerlerine, her şeye, daha başka şeyler de var çünkü işin içerisinde. Meydan okuyan, aşağılayan, mesela örnek, ilk örnek buradan madem şey yaptık. Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu vardır, meşhur tablo. O meşhur tabloyu adamlar almışlar, canlandırma yapmışlar. Masanın ortasında İsa figürü vardır ya o şeyde. Orada hepsi, İsa figürü de dahil olmak üzere bütün LGBT'lileri doldurmuşlar içine. Çocuk ondan da var. Sonra çocuk da var. Ondan sonra çok böyle çirkin kıyafetli, cinsel organına kadar gözüken öyle iğrenç artı 18 görüntüler var yani. Alamadık biz onları. Tabii bunları veremeyeceğiz. Yani normalde yani biz görsel getiriyoruz. Tabii. Ondan sonra Marie Antoinette'in kesik başıyla bir müzik şeyi var. Marie Antoinette meşhur. Yani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler lafı var ya, evet. Meşhur. Onu söyleyen Fransa kraliçesi Fransız devrimi esnasında, sonrasında devrimden sonra giyotinle bunların hepsini, on binlerce insanı, bazı tahminlere göre 18 bin, 20 bin, bazılarına göre de 10 binlerde. Hani o itilaflıdır kaç kişi oldu ama o kadar kellerinin uçurulduğu bir dönem. Bir gönderme yaparak mesela orada şeyde Marie Antoinette'i almışlar. Elinde böyle kesik baş duruyor ve o baş şarkı söylüyor. O evet. Söylediği şarkıda bir meşhur bir devrim marşının, Fransız devrimiyle ilgili meşhur bir marşın nakaratını söylüyor. Müzik öyle başlıyor. O nakaratta söylediği şey de şu: soyluları ve aristokratları, yani yöneticileri. O zaman o dönemin yöneticileri de, aslında bugünün yöneticilerine de bir gönderme, bir mesaj var yani burada. Diyor ki sokak lambalarından direklerine geçireceğiz onları diyor. Böyle başlıyor. Ondan sonra işte müzisyenler şey müzik yapıyor falan böyle. Yaptığı saraya böyle ateşler atmışlar. Böyle görsel şov aslında da. Yani inanılmaz bir şey var. Günümüzün bütün, aslında sadece Hristiyanlık olarak değil, dinlere, ondan sonra siyasete veya kurumlarına, her şeye, günümüzün her şeyine o kadar açık, net bir meydan okuma, bir savaş ilanı var ki. Özgürlük müdür bu? Liberte şey. Özgürlük müdür bu Hamza Bey? Özgürlüğün tanımının hep bize insanın istediği şeyi yapabiliyor olması olarak anlatılmıştır. Meşru sınırlar içerisinde. Yani meşru o kısmı açtığın anda o özgürlüğün artık suç boyutuna gider. Yani gidip birisine zarar verebilirsin. Orayı söylemiyorum. Hep bu kadar, bununla sınırlı tutuldu bize özgürlüğün tanımı. Ama bu değildir. Tek başına değildir yani. Daha önemlisi nedir biliyor musun? İstemediğin hiçbir şeyi yapmama hakkı, gücü. Şimdi böyle bir şeyden söz edebilir misin? Tamam, ben istediğimi yapıyorum, özgürüm. Öyle değil abi. Ben istemediğim şeyi yapmıyorum diyebildiğin anda aslında özgürsündür. Peki istemediğin halde bütün dünyaya yaptırılan şeyler var. Nedir o? Evet. Borç ödüyoruz değil mi? Bütün dünyada hükümetlerin borçlarını ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Haberimiz yok. Biz borçlandırıp ödüyoruz. Vergilerle alıyorlar bundan bizden. Enflasyonla alıyorlar. Herhangi bir kişi diyor mu? Yapmıyorum, ödemiyorum diye biliyor mu? Diyen de zaten başka yaptırımlarla karşılaşıyor. Cezai yaptırımlarla karşılaşıyor. Şimdi kim bahsedebilir ki dünyada özgürüz? İşte bunlar özgürlük, liberte diye koydukları şey, sana istemediğin şeyleri yaptıran otoriteler, yani
köleler sınıfının tepesinde efendiler ya. O efendilerin sana istemediğini kimler yaptırsın seçme hakkını veriyor sana. Buna özgürlük diyor. Bu özgürlük olur mu ya? Böyle aldatmaca, böyle kandırmaca olur mu? Yani bak, Fransız devrimi üzerinden de bütün olimpiyat açılışındaki olayı Fransa devrimi üzerinden şey yapmışlar. Bu o kadar önemli ki. Hatta şey diyor Macron. O kadar önemli ki yani. İşte bu Fransa'dır demiş. Ya, İşte o Fransa, onu da o giyotinlerde muhatap olursa onu da görürüm ben. Yani bak, şimdi orada yapılan göndermeyi çok iyi okumamız lazım. Tamam bak. Hep ara ara örnek veriyoruz. Dünya tarihinde 3 tane büyük, insanlık tarihinde devrim yaşandı. Bu bir tanesi medeniyetin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz tarım toplumu. Yerleşik düzene geçiş, yerleşik hayat değil mi? Evet. İkincisi neydi? Sanayi devrimiydi. Üçüncüsünü de şu an yaşıyoruz yani. Yapay zeka devrimi. Ama bak, endüstri devrimi dediğimiz şey bütün dünyayı nasıl dönüştürdü? O kadar hızlı dönüştürdü ki 1789'da bu olayla işte bu Fransız devrimi başlattı endüstri devrimini. Çünkü endüstri devriminin ortaya çıkabilmesi için, orta sınıfın ortaya çıkabilmesi için gerekli sosyolojik şartlar oluşmamıştı, yoktu. Köylü sınıfı ve aristokrasi vardı. Evet. Bir orta sınıf yoktu yani. Şimdi bu bütün şeyi değiştirdikten sonra sanayi devrimi bu sefer dünyada ortaya çıktı. Çünkü hep öncesinde feodalizm vardı. Toprak ekonomisi vardı. O binlerce yıl boyunca gelmişti. Ve o olaydan sonra insan nüfusu binlerce yıl içerisinde ulaştığı sayıya sadece 100 yılda ulaştı. Tamam mı? Binlerce yıl içerisinde. 100 yılda. Ondan sonra yine binlerce yıl içinde ulaştığı sayı 50 yılda. Sonra 10 yılda. İnanılmaz mı? Şimdi bak, dünya nüfusu, ya daha ben hatırlıyorum bundan işte 20 sene öncesine kadar 6 milyardı. Şimdi 8.9 milyar. Yani 3 milyar eklendi dünya nüfusuna. Ya 3 milyarı dünya nüfusunun bulması, ne 3 milyarı? 1 milyarı bile bulması binlerce yıl sürdü. Binlerce yıllık insanlık tarihinde 1 milyar nüfusa ulaştı. Ama biz 3 milyarı son 20 yılda yaptık. Yani bak, bunun sebebi endüstri devrimidir. Ondan sonra teknolojideki ilerlemelerin hızının, ivmesinin artması. Endüstri devrimi de işte buharlı makineler falandır ama bir sonraki fazı daha da onu hızlandıran elektriğin kullanılması artık. Buharlı makinelerden sonra elektrik, sonra elektronik devreye giriyor. O bir kat daha hızlandırıyor ama şu anda başka bir faz işte. Yani 4.0 diyorlar ama endüstri 4.0 belki, bence endüstri devrimin içerisinde sınıflandırmak bile yanlış şu an yaşadığımız şeyi. Bambaşka bir şey olarak koymamız lazım. Çünkü artık bu fiziki dünyanın ötesine gidiyor. Daha önce de biraz değindik başka konular ama uzay zaman dokusuna temas etmemiz. Çünkü kuantum dolanıklığı üzerinden bir bilgi işleme ve üretim modeli. Ya kuantum dolanıklığı, yani bunu quantum entanglement deniyor. Bu mantıkla işleyen algoritmalar, binari sistemler. Bu bambaşka bir şey yani şu an içinde olduğumuz. Ama demek istediğim neymiş o zaman Fransız devrimi? İnsanlık tarihinin büyük kırılması ya. Şimdi bugün tekrar bunu gündeme getiriyor. Diyor ki yine kırılacak diyor. Şimdi yine gerçek doğru bu. Bu doğru, bak buna yanlış diyemeyiz. Ama bunu yaparken öyle bir meydan okuma var ki. O giyotinlerden geçirilen, o dönemin eski paradigmasının yöneticileri, tamam mı? Aristokrasisi, asilleri. Bugün ne? Bugünkü siyasi hükümetler ve bürokrasi değil mi? Evet. Bak, sermaye tarafını hiç koymuyor. Bürokrasi ve siyasi elitler değil mi? Diyor ki aslında burada çok büyük mesaj var. Çok büyük ya. Sizin de başınıza gelir bak. Gelecek diyor. Yani halklar... Macron'un Fransa'sı değil. Macron orada Fransa'nın başındaki bir alelade bir figür. Orada verilen mesaj Macron'dan daha yukarıdan gelen tabii, bir mesaj. Tabii canım. Ne Macron? Kukla ya. Macron dediğin bütün hepsi yok böyle. Devlet başkanlarına bak. Kukla. O yüzden bu bir meydan okumaydı. Yalnız çok enteresan bir şey var. 3 haftadır önce, yani bunlar tesadüf değil. Muhtemelen hani bir şey zaten söylüyoruz biz. O mermi hala yere düşmedi diyoruz ya biz.
Hani o evet. sembol oldu geçen evet, Trump'a haftaki. Trump'a atılan kurşun hala delip geçiyor bir şeyleri yani. Evet. Şimdi ilk önce Trump'a suikast girişiminde bulundular. Evet. Ondan sonra tam bir hafta geçti. Ne yaptılar? Dijital bir kaos yarattılar, oluşturdular. Tam bir hafta sonra. Evet. Ondan sonra konuşacağız. 24 Temmuz'da büyük olaylar oldu. İnsanlar bunu pek konuşmadı. Ekonomik olarak her şey birden düşer mi? Bunu soracağım sana. Altın, borsa, Bitcoin, dünyadaki tüm değerler bir günde gene bir denemeye mahsus kaldılar gibi oldu. 4 olimpiyat açışları. Yani tam olimpiyata ilgi azaldı derken ki abi, evet. Şu an bütün dünya bunu konuşuyor ya. Bu açılış nedir ya? Artı 18 yani şey vardır yani çocukların izlemesi yasak. Hani artı 16 falan diyor. Artı 18 ya. Görüntüleri alamadık biz. Yani cinsel ya. Organlarını göstermeye kadar gelmişiz. Ya, iğrenç şeyler var yani. Çok acayip. Yani bunu vurgulamak lazım. Hani bu özgürlük diye açtılar özellikle şeyi. Olimpiyat oyunları, liberte. Tamam eyvallah özgürlükçüyüz biz. Sen, herkes kendi yaptığından sorumludur. Bu bir özgürlük. Evet. Ama çok güzel söyledin sen. Yapmama özgürlüğü. Şimdi sen bir şey açtın burada, perspektif açtın. Bunların özgürlük diye bahsettikleri, bize ortaya koydukları, bizi ülkelerimizden, topraklarımızdan koparıp daha büyük bir güce kulluk etmek mi? Bak aile kavramı, yerleşik olma kavramı, kök kavramı, bağ kavramı, bağlar. Bunlar şimdi bu ortaya koydukları LGBT dedikleri sistemin içinde yok. Aile yok çünkü. Yok. Yok. O zaman tam istedikleri şey değil mi? İşte gökkuşağı şeklinde olimpiyat halkaları, onların zaten sembolü biliyorsun. Yani resmen bir dayatma var yani. Bir toplum modeli. Ya, ve bu o kadar şey ki psikoposları bile, bak Vatikan News'tan okudum mesela haberi. Fransa'daki psikoposlar. Ya tepki yağıyor. Bu sadece bizim Türkiye'de konuştuğumuz bir konu değil. Ya biz Hristiyan falan da değiliz yani. Evet. Ama yani çok şey var yani. Bir de şöyle tepkiler geldi. Ya gelebilir. Herkesin kendi seçimidir. Herkes istediği gibi tepki gösterir. Özgürlük de tam budur tabii, yani. Tabii tabii gösterecek. Düşünür. Yani. Ama şu mantıksızlık hani insanı yoruyor. Zihnini yoruyor. Bu bir sanattır. Hani çok büyük bir sanatsal olaydır bu açılış dedikten. Hani hemen sonra sanatla dalga geçen bir olay. Yani senin hani sanatsal olarak dünyadaki tüm birikimleri alaşağı ediyor. Dini alaşağı ediyor. Hani aile kavramını alaşağı ediyor. Seninle dalga geçen abi, şey sen... Hadi diyelim ki bak bunu bile sana hani sanatından şeyi vardır. Sanat bir isyandır, bir meydan okumudur falan tamam. Bunun içine bile sığmıyor bu. Sığmıyor. Ya tamam, şimdi şöyle düşün. Sen büyük bir yayın yapıyorsun. Bir televizyon yayını olabilir, bu bir gazetedir, dergidir. Veya bütün milyarlara hitap eden bir şey yapıyorsun tamam mı? Evet. Burada biraz etik kaygıların olur. Estetik kaygıların olur. Ya kesik başa o elinde böyle bir vahşetin şeyini şarkı söylettirmek, orada bir devrim marşını onları kazıklara geçireceğiz şeyini söylettirmek, ondan sonra eşcinselleri alıp da böyle bir mayo gibi renkli bir don giydirip, Allah affedersin organını oradan sarkıtıp iğrenç görüntüler, ya böyle bir estetik bir var mı ya? Yani bu sanatın içine de sığmıyor anladın mı? Dolduramıyorsun içini. Olmuyor yani. Dolmuyor. Bu başka bir şey abi. Dolmuyor. Vallahi bu başka bir şey onun ya. Onun için sordum. Direkt onu sordum. Yani bu bir savaş ilanı. Yani senin bildiğin tüm değerler senin... Ya çok hoş gibi geliyor bir de normal insanlara bu. Hani çünkü her şeyden sıkılmış bir topluma her şeyden sizi koparacağız demek çok böyle güzel. Hani evet. Çekici bir şeymiş gibi. Ama her şeyden koparıp sizi kendimize kul köle edeceğiz demiyorlar mı? Onu söylüyor abi yani İsa peygamberin yerine koymuş şişko böyle dekolte bir gay koymuş falan. Bak başka bir şey var. Başka bir şey var. Bir haber böyle hemen şeye sunuldu. Söyle servise sunuldu. Bak o sırada hemen önce 5 Afrikalı göçmen Paris olimpiyatları için gelen Avustralyalı bir kadın turiste tecavüz etti. Direkt söyleyeyim. ABC News. Geçen haftaki değil mi? Bu işte. Yani geçtiğim bir hafta. Evet. Şimdi buna yani insanın inanası mı geliyor, inanası gel anlatabiliyor muyum? Yani bu
Bu bir muallak. Sonra hemen kestiler o haberi. Ya onu hep söylediğimiz şey, bak çok kışkırtıcı şeyler var göçmenler üzerinden. Yani halk haklı olarak öfkeleniyor. İşte Afrikalı 5 tane adam bir tane kadına orada tecavüz ediyor falan. Bunlar var ya böyle çok kışkırtıcı, çok sinirlendirici, haklı olarak yani. E tabii ki. Ve olay bir yerde patladığı zaman o suçu işlemeyenlere de, onun dışında yani adam başka Afrikalı diyen başka birisi ama o suça karışmamış birisi, o da hop şey oluyor yani, ne derler buna, toptancı bir şey oluyor orada. Bir katliama dönüşebiliyor yani. Evet. Evet. Bir de şey konuştum ben. Yani ben bu olimpiyat açılışından önce olimpiyatla ilgili şey düşünüyordum. Olimpiyat ruhunu kaybetti diye düşünüyordum. Hani dünyanın geldiği bu noktadan itibaren. Olimpiyat açılışı başka bir şeye dönüştü. Olimpiyat evet ruhunu kaybetmiş. Başka bir şeyle bunu ispat edebilir. Senin özellikle hep vurguladığın bir konu hakkında. Arkadaşlar sırasıyla 3 ve 4'ü verelim yavaş yavaş. 3'ü alalım önce. 1908 altın madalya. Olimpiyatlarda. %100 altın. Evet. %100. %100. 1908. Sonrakini verelim. 24 ayar saf altın. Saf. %100. 2024 Paris gibi %1. Bu nasıl %1 oluyor ya? Sen bana ben şey yayından önce de söyledin. Yani %1 altın kaplama mı yapmışlar yani? Yani, bu nasıl şeydir yani, hani altın demek için altın. Yani o bir altını mı veremiyorlar yani, çok mu pahalıymış şey. Yani? Ya yani şimdi bir değil, herkese veriyor, bir sürü oyun var da. Sen şimdi herhangi bir şeye gittiğin zaman, söyle markete gittiğin zaman muzlu sütü alıyorsun, muz var mı içinde? Yok. Yani o kadar para harcamışsın. Ya bana çok saçma geldi ya. Yani %1. Yani eğer gerçekten öyleyse bir mesaj, yani ne bileyim, bilmiyorum. Şimdi bu bir savaş ilanı derken şunu da geçelim. Alabiliriz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, tamam, miadını doldurmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunu kabullenmek iyi bir şey. Hani bunu ne kadar zamandır söylüyorsun sen? Yıllardır bundan bahsediyoruz işte yani. Şu anki süren sistem 2. Dünya Savaşı'nın üzerine bina edilmişti yani. Ama çatır diyor. Son yıllardır da çatır diyor. Biz de bunu anlatıyorduk yani. Defalarca anlattık. Hatta Türkiye'de ilk bunu gündeme getirenleriz yani. Türkiye'de konuşulmuyordu, bilinmiyordu bu konular. Amerika batmak üzere. Bunu ne zaman söyledin? Söylüyoruz onu. Elon Musk, Amerika iflas etmeye doğru gidiyor. Bu çok büyük bir cümle. Evet. Ya bu, esasında buraya gelene kadar ki tüm anlattıklarımızın çıkış noktası bu değil mi esasında? Onu da şunun üzerine söylüyor. O da çok ses getiren bir açıklama oldu. Amerika'nın 2024 yılı içerisinde yapacağı sadece faiz ödemeleri. Bak sadece faiz. Borcu kendisi değil. Amerika'da toplanan gelir vergisinin %76'sına tekabül ediyor. Savunma giderlerini, her şeyi geçmiş yani. Vergi topluyorsun, devleti onunla bütçeler yapıyorsun ya. %76 sadece faize, bak borca da değil. Vadesi dolan borçlar da ayrı bir konu. Ve bunun üzerinden çıktı, dedi ki Amerika iflas ediyor dedi. Net. Bu kadar. Buraya geleceğiz. Bunu ilk kim söyledi? O mu söyledi? Yok, 2024 yılı için bu senaryonun olacağını da 2024'ün başında defalarca uyardık. Evet. Amerika batıyor dedi. Esasında savaş konuşuyorsunuz ama dedik burada. Hani 3. Dünya Savaşı'nda. Ondan önce başka bir durum var. Amerika batıyor. Amerika'nın borçlarını karşılayacak durumu yok dedi. Şu an tüm dünya oraya geldi. Zaten karşılamayacak. Bunu devalüe edecek, devalüasyon yapacak. Yani değersizleştirecek parasını. Hem de böyle yarıya kadar falan değil, onda birine düşürecek. Bak çok ciddi söylüyorum ha.
Şimdi yine insanlara garip geliyor bu söylediğim. Ve o yüzden de bence, bak bence şu anda Türkiye dahil, Cumhuriyet Merkez Bankası dahil bunu bence biliyor, görüyor ve o yüzden döviz yükümlülüklerini şu anda inanılmaz bir şekilde arttırıyor. Varlıklarını demiyorum bak, yükümlülüklerini, borçlarını. Çünkü devreye edecekler parayı. Yani kendi borcunu eritmiş olacak, anladın mı? Biraz dayanabilirse o sürecin sonuna kadar. Ha, dayanabilir mi? O da biraz zor bence. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden en son konuşmasında, hani bir ortadan kayboldu, ondan sonra geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri tüm diktatör veya zorbalardan daha güçlüdür diyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın Florida'da bulunan konutuna geliyor. Trump onur duyuyorum diyor. Trump Netanyahu. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bir konuşma yapıyor. Evet. Tüm kongre alkışlıyor. Güçlü olan orada bir kadın var. Şimdi tüm diktatörlerden daha güçlüdür diyor Amerika. Böyle yorumsuz bırakalım bunu. Aynı tabii bu olay yaşanırken o gün Washington'da Netanyahu'nun kongrede konuşmasını protesto etmek üzere toplanan Amerikalılar, evet, polisin müdahalesine uğradı. Biber gazlı müdahale o gerçekleşiyordu bu konuşma gerçekleşirken. Şimdi onu buna şaşırdık mı yalnız? Hayır. Bu şaşırtıcı bir şey. Böyle insanlar buna şaşırmış gibi yaptılar. Ya Amerika'nın şu anki başkanı Biden'ı tebrik etti. Niye etti biliyor musun? Siyonist olduğu için tebrik etti. Hani öyle de böyle, hani sanki yani, Türk, hani bizim basınımızda bu böyle bu bir milatmış gibi de sınırı aştınız falan oldu. Ya dünyadan haberlerim yok bizim basınımız ne yapıyor anlamadım. Hani, ya böyle keskin yorumlar hani bununla birlikte yapılmaya başlandı. İşte bak, güçlü olan. İşte bir tane orada durmuş bak. Ha, güçlü aslında olan, güçlü olan bu kadın. Savaş suçlusu diyor. War criminal diye. Bak elinde mecliste o şeyle oturuyor. Savaş o zaman suçlusu. Amerikan Kongresi'nden de güçlü. Evet. Şimdi bak bunlar yine bu haydutlar rahat durmayacak. Yine belli ediyorlar. Daha dün İsrail-Lübnan sınırında neydi? Mecdel bir yer ismi aklıma gelmedi. Dürzilerin yaşadığı bir yer. Evet. Bir roket atılıyor. 12 kişi sivil hiç ölüyor. Bunlar İsrail vatandaşıdır bu arada Dürziler. Yahudi değildir, Müslüman da değildir. Garip bir Dürzilerin değişik bir inanış şekli var. Ama bunlar şeyi de İsrail devletine de böyle sadık. Mesela polisler falan, polis oluyorlar, askere katılıyorlar, tamam mı? İsrailli bunlar aslında, Dürziler İsrailli. Ama tam gerçek İsrailli de değil sonuçta, tamam mı? Bunlar, onların yaşadığı yerde 12 tane sivil öldürüldü. Şimdi İsrail de çıktı, bununla ilgili Lübnan'ı suçladı, Hizbullah'ı suçladı. Hizbullah da hayır biz yapmadık, biz bu saldırıyı yapmadık diyor. Ve diyor ki bunun üzerine şimdi biz sizi vuracağız diyor. Bak yine bir rahat durmayacak bu İsrail. Bak bugün yarın yine bir arıza çıkaracak. Çünkü havlıyor. Bir şeyler yani böyle ağzına salya akıtıyor diyeyim de, ya da hani havlayan köpek ısırmaz diye değil de salya akıtıyor diyeyim şu anda. Onu da söylemiş olalım. Yani Orta Doğu'da daha bir hararetlenecek diyorsun ateş. Evet yani bugün yani yine bir sıkıntılı haber sanki gelecekmiş gibi oradan. Lübnan sınırından özellikle. Şimdi Trump suikastinden bahsettik. Burada defalarca konuştuk. Trump bir açıklama yaptı. Eğer suikaste uğrarsam umarım Amerika İran'ı yeryüzünden siler. Trump mı diyor Trump bunu? Trump diyor bunu. Ben buna şaşırdım. Onun sebebi şudur. O açıklamasını ben şimdi sen okuyunca duydum. Geçen hafta, tabii bir buçuk hafta falan önce
Amerika şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki İran Trump'ı öldürmek için planlar kurdu diye. Evet. Bu da ne zaman biliyor musun? Tam suikastın ardından diye geldi bu açıklama. İkinci gün falandı. Bir haftadan fazla olmuştu. İki hafta falan olmuş. Neyse. Trump'ın böyle söylemesine ben şaşırdım. Evet, aynen öyle dedim. Yani, eğer suikaste uğrarsam umarım Amerika İran'ı yeryüzünden siler. Yani o haber ortaya atılırken o açıklama ya suikast tutmadı ama başka yerden biz bu adamı götüreceğizin hem suyu bulanıklaştıralım. Zeminini oluşturdu ya. Trump nasıl böyle bir şeye yani alet oluyor demeyeyim de onun da bildiği başka bir şey vardır. Bizim bilmediğimiz mutlaka başka bilgileri vardır onun da. İran'da da biliyorsun yeni cumhurbaşkanı geldi. İsmi değil, ismi daha yeni aklımızda kalmamış. Ben de yok. Şimdi Amerika seçim anketlerinde son tablo. Öyle bir havaya getirdiler ki biliyorsun biz geçen hafta tam program yayınlanırken Biden şeyden adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Bundan sonra yarış bu ikili arasında geçecek. Sence nasıl geçecek? Vallahi çok hararetli geçecek. Daha bunun başkan yardımcısı belli değil Kamala Harris'in. Michelle Obama olasılığını ben değerlendiriyorum. Çünkü zenci bir yardımcı ve kadın. Bir de kadınlar üzerinden bak. Amerika'nın yarısı kadın. Dünyadaki bütün her ülkenin yarısı kadındır yani. Evet. Sen direkt kadınlara oynarsan oradan çok ciddi bir şey kazanabilirsin. Strateji olarak şeydir. Amerika'nın büyük bölümü de zenci. Şimdi oradan da Obama'yı, Michelle Obama'yı yanına alıp ve zencilere de kışkırtıcı bir takım bir şeyler gerçekleşirse Amerika'da, ırkçı bir şeyler. Çünkü bu adam, Trump dediğin adam çok böyle ırkçı, kadın düşmanı olarak tanımlanabilecek, çok rahatlıkla tanımlanabilecek bir profil bu. Evet. Yani öyle bir şeyle bu Trump'ı zorlayabilirler ha. Ben sana söyleyeyim şu an anketlerde önde görünüyor falan ama. %1 gibi, %2 gibi önde ama gözüküyor. Ama dengeleri sarsabilecek şeyler de olabilir bak önümüzdeki günlerde. Yani acaba kesin mi? Hani kazanamaz mı falan gibi bir şeyler de gündeme olasılıklar gelebilir. Olasılıklar geldiği zaman Trump'ın yanındaki özellikle Elon Musk gibi iş dünyasında, borsada hisseleri işlem gören şirketlerde devasa böyle şeyler Trump'ın kaybetme olasılığı, olasılık sadece belirirse ne olur biliyor musun? Yerle bir olur. Ya bunlar bu piyasa yapıcı şirketler bunlar. Piyasaları da beraber çekebilir. Şimdi ben şunu da aklıma almıyor. Elon Musk gibi bir adam. Şimdi biraz önce şey konuştuk ya. Keskin çizgilerden bahsettik. İkisi arasında o kadar böyle keskin çizgiler varken birlikte yürümeleri benim aklıma almıyor. İkisi de kar, fayda birbirinden menfaat elde etmek için düşmanlar bile bir araya gelir. Mesela hiç böyle bakma. Hatta ben sana söyleyeyim mi? Şu an Trump'ın yardımcısı var ya, o herif böyle biraz sıkıntılı bir tip. Yani, Hitler'e benzetmiş zamanında onu. Tabii Hitler'e benzetiyor, küfür etmiş bir sürü şeyler var falan. Neyse o değil de, tamamen spekülasyon yapıyorum, iddia değil bu. O adam gitse başkan yardımcısı olarak Elon Musk onun yerine yanına gelse mesela. Yok spekülasyon yapmıyorsun. Sen, ben... Ne zaman sordum bunu sana? Mayıs civarı olması lazım. O zamanlardan böyle bir şey sen var, bana dedin düşüncem ki, var öyle. Ya burada programda da dedin, dışarıda da söyledin. Daha hiç bu mevzular konuşulmaya başlanmadan. Bence dedin geleceğin başkanı dedin Elon Musk dedin. Evet. Şu anda, tam seni söylediğin üzerine söylüyorum. Şu anda Amerika'da bazıları Elon Musk'a sayın başkan diye hitap etmeye başlamış. Evet. Yani öyle bir şey olursa başkan yardımcısı olarak Trump'ın iktidar döneminde zaten adam yaşlı. Biden'ın akıbeti ne olduysa
Hatta tamam onun ona benzetmeyelim de o istifa etmedi. Adaylıktan çekildi ama bu görevden bir şekilde çekilebilir, öldürülebilir. Bak adam kendi ağzıyla söylüyor. Öldürülürsem şöyle yapın, böyle yapın diye. O zaman direkt otomatik olarak kim Amerikan başkanı oluyor? Elon Musk. Yardımcısı otomatik olarak görevi de oluyor. Yani sen şu an... Yani ben Trump'ın yerinde olsam... seçimlere dahil ederdim Elon Musk'ı. Nasıl etkiler onu? Pozitif etkiler mi? Etkiler. Çok ciddi bir ivmesi var, dalgası var yani. Ve oy verenler Trump'a değil, şeye vermiş olur. Elon Musk'a vermiş olur. Başkan onu başkan görür olarak eden, verir. Etki etme durumu var. Bir propaganda aracı mı diyelim, bir propaganda evet. yöntemi seçtiler. Esas konumuz o aslında da. Biraz açılışı bu şekilde yaptık. Ondan önce şunu söyleyeyim, hemen oraya geleceğiz. Biden, gökten Tanrı inerse adaylıktan vazgeçirim diyordu. Evet, gökten evet. Tanrı inmiş. Yani evet, gökten Tanrı'nın evet. inmesine de gerek kalmamış. Evet, aynen. Tanrıları. Yeryüzünde, onların tanrıları yeryüzünde. Ben tam anladım şimdi senin nereye getireceğini konuyu. Değil mi? Tanrıları. Yani nereye getireceğim dediğim şöyle bir durum var. Çok önemli bir konu var. Yani bu defalarca bu konu üzerinde konuşuluyor, yorum yapılıyor. İnsanlar buraya odaklanıyor. Ama tam net böyle ben Bitcoin'in de başkanıyım dedi ya. Kripto'nun da başkanıyım dedi. Bak burası çok önemli. Şimdi sen dedin ya çok ince bir çizgi var dedin. Yani aralarında %1'lik, %2'lik bir fark var. Kimle? Trump'la Kamala Harris arasında. Şimdi bir yerde ayrıldılar. Çok net. Dün bir Nashville'de şey vardı. Konferans vardı. Evet. Bu konuların piri sensin. İstersen onu bir aç. Estağfurullah. Trump evet Bitcoin'in de başkanıyım diyor. Ve şunu söylüyor. Çok önemli bir açıklama. Başkan olduğum zaman Bitcoin'le rezerv tutacağım diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin rezerv tutması. Şimdi bak çok ciddi bir kripto komitesi var Amerika'da ve bunların hepsi bir oy potansiyeli. Şimdi o tarafa oynuyor. Ama bu adam Bitcoin'le geçmişte Bitcoin'e çok tavrı ona karşı olan bir adamdı. Ama siyaset menfaat oy almak söz konusu olduğu zaman Bitcoin'lik başkanıma kadar gidiyor. Bir kere Bitcoin'in başkanı olmaz. Yani başkanı olsa zaten o Bitcoin özelliğini kaybediyor. Hala kafa onun eski paradigmayla düşünüyor. Adam ne yapıyor ama oradan oy kazanayım, şey yapayım, seçimleri kazanayım kafasında. Çok ne söylüyorum bak. Acayip dengeler değişebilir ha. Kasım acayip değişir tabii. Bir o çıkar, bir o iner, bir o çıkar, bir o iner. Çok dalgalı gidecek. Ve o dalgalı durum da piyasalarda çok dalga yapar biliyor musun? Çünkü piyasa kimin iktidara geleceğine yönelik de fiyatlamalar yapar. Peki şunu sorabilir miyim sana ben? Şu şekilde sorabilir miyim? Amerika başkanını kripto mu belirleyecek? Yok. Başkan belirleyecek kadar çok sayıda şey olduğunu düşünmüyorum da. Kripto para sahibi. Yok bence öyle değil ya. Kripto belirlemeyecek başkanı. Diğeri de karşı, tamamen karşı kriptoya. Ya bu da mı çok enteresan? Şimdi bak, hani normalde Bitcoin gibi bir değere, yani bir yeniliğe diyelim, kimin karşı olması lazım? Şu gün itibariyle Trump'ın karşı olması lazım. Bir yenilik. Kimin onu desteklemesi lazım? Kamala Harris'in, demokratların evet. desteklemesi evet. lazım. Tam tersi. Tam tersi. Ben bu çıkmazlardan hani kendimi alamıyorum yani. Abi bak şöyle bir şey var. Hiçbir zaman bir mesela ideoloji içerisinde ona uymayan bir hareketi bunlar desteklemez diye hiçbir zaman tarihte bakma. Hiç öyle bir şey yoktur. Alakası bile yoktur yani. Bir bakarsın komünistlerle kapitalistler bir araya gelir, işbirliği yapar yani. Menfaat söz konusu olduğu zaman. O yüzden böyle ideolojilerde şey yoktur. Hiçbirinde ahlak mahlak falan. Menfaat vardır. Her şey menfaat üzerine kuruludur. Siyasette böyledir.
Türkiye'den bile bak ya, sen mesela şu an Erdoğan'la Bahçeli'yi düşün. Birbirlerine etmedikleri laf kalmadı ya eskiden. Ya da işte Erdoğan'a Süleyman Soylu zamanında ne laflar ediyordu ya. Birbirlerine resmen böyle ağır hakaretlerle konuşan hep o yanına çekiyor onu. Hani diyorsun ki ya nasıl bir araya geldi, şaşırıyorsun ya. Bunlara hiç şaşırma ya. Menfaat söz konusu olduğu zaman. Ya ama bu kadar, bu seviyede de bu şekilde yani böyle bir zıtlık yaşamak enteresan geliyor yani. Çok enteresan geliyor ya. Evet. Yani bak, Donald Trump kripto paralarla esasen senin söylediğini destekleyen bir şey. 4 milyon dolardan fazla para toplamış. Bağış. Amerika'da başkanlık sisteminde biliyorsun. Tabii onlar bağış topluyor. Hatta Kamala'ya da şey diyor, daha önce toplanmış bağışlar var. O bağışlar Biden adaylığı söz konusuyken verildi. Sen onları kullanamazsın falan diye de işi işte böyle dava mava boyutuna getirip oradan da onu vuruyor. Ya şöyle söyleyelim, yani Bitcoin neyi alıyor? Merkezden gücü alıyor ya, para basma yetkisini. Zaten onların o merkezin, o sermayenin partisi Demokrat Parti. O yüzden bunlar karşı çıkıyor. Yenilik olup olmaması umurunda değil yani. Öbürü de diyor ki ben buradan oy kazanırım diyor. Hamza Bey. Geçtiğimiz hafta Amerika'da uzun zamandır yaşamayan bir şey yaşanıyor. Bu 24 Temmuz, 25 Temmuz olması lazım. 25, evet. Bitcoin, borsalar, altın, her şey aynı anda düşüyor. Çarşamba günüydü işte, ayın kaçıysa. 24 mi 25? Çarşamba günü olduğunu hatırlıyorum. Geçen. Bu nasıl olur? Ya bu da bir deneme midir? Bu dediğimiz Trump, dijital kaos, olimpiyatlar arasında bu da bir deneme midir? Şimdi bak, bütün bunların hepsinin aynı anda düşüyor olması çöküş zamanlarında olur. Ve orada müdahale geliyor. Müdahale, göz önünde olan bir müdahale değil. Likidite enjeksiyonu yapıyorlar piyasalara ve orada tutuyorlar. Çökmenin eşiğine geldi. İlk tepki olarak mesela borsalar düşerken altının da gümüşün de o düşüşlerinin sebebi o piyasa yapıcılar, bunların hepsi kaldıraçlı işlem yaptığı için pozisyon kapatıyorlar, elindeki altın kağıtlarını satıyorlar. Çünkü o altınlar hedge gibi tutuluyor orada, bir garanti sigorta gibi. O satış dalgasıyla orada o fiyatlar geri geliyor. Yani o aslında neydi biliyor musun? O büyük bir deprem gelecek diyoruz ya, onun öncü bir sarsıntısıydı. Öncü bir sarsıntıydı. Çok açık net yani. Ve şimdi 31 Temmuz, bakacağız Fed ne açıklayacak? Yani beklenmiyor faiz indirimi de ne açık? Powell konuşacak, ne diyecek? Hala böyle sert bir şeyler şey yapacak mı? Yani faiz indirmiyoruz gibi. Ben zannetmiyorum öyle bir şey diyeceğini de. Yani bütün bununla ilgili fiyatlamalar piyasada yapılmışken o günün olmaması lazımdı onun. Mantıksızdı normal şartlara göre, ama şartlar normal olmadığı için o bize bir sinyal verdi. Piyasalardaki çöküşün beklenenden, tahmin edilenden diyelim daha doğrusu, çok daha yakın olduğunu gösterdi. O kadar tepe yapmıştı ki endeksler olarak, trend olarak baktığın zaman da 1929 buhranı şişkinliğine oluşmuş balon. Ford %40 civarında düştü hisseleri. O gün. Yok, o haftaya yaydığın zaman. O gün %20'yi geçti. Bir günde bir şirketin, bak bu sadece büyük, 2000, en son ne zaman oldu biliyor musun bu kadar derin düşüş? 2008 krizinde oldu işte. 2008'de oldu. Aynısı bu oldu işte çarşamba günü. Tesla'da %12'nin üzerine 13'lere gördü gün içinde, 13'ü de geçti. 12'leri de kapattı. %12. Yani bunlar 2008 krizindeki düşüşler. O gün oldu. Ve bir daha bunun devamı gelecek ve daha derini gelecek bu sefer. Bir günde piyasadan 1.1 trilyon dolar silinmiş. Bir günde. Yani
Şuraya gelelim o zaman. Hani geleceğiz demiştim ya. Elon Musk Amerika iflas etmeye doğru gidiyor diyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Tüm dünya mı iflas etmeye doğru gidiyor? Evet. Elon Musk da iflas etmeye doğru gidiyor. Kendi de bunu söylüyor ama kendi de gidiyor. Burası çok önemli. Çünkü kendi şirketi de zombi. Bak şu an artık sadece şirketler değil. Hükümetler de zombi. Ne demek zombi? Yani zombi yaşayan ölü demek ya. Bir diyelim ki şirket bir üretim yapıyor, değer üretiyor. Bu kalemi yapıyorum, satıyorum. 10 lira kazanıyorum. Ama benim borcum 1000 lira. Ve 1000 lira üzerinden 50 lira faiz ödüyorum. O zaman bu şirket zombidir. Ve o 50 lira faizi bununla ödeyebiliyor musun? Ödeyemiyorsun. Nasıl devam ediyorsun? Tekrardan borçlanıyorsun. Çünkü bankalar da sistem de bunları batırmak istemiyor. Çünkü batarsa alacağını hiç alamayacak. Evet. Batmasın diye daha çok para veriyor. Bu sefer daha çok zombileştiriyor. Şimdi ödenemeyecek bir noktaya geldiği zaman borçlar zombi oluyor bunlar. Ama aynı şey Amerikan hükümeti için de geçerli. 35 trilyon dolar borcu var. Federal borç, kamu borcu. Bak özel sektör borçlarını hiç saymıyorum. Amerikan ekonomik büyüklüğü o kadar değil ki. 22 trilyon falan yani. Burada BlackRock nerede duruyor? 26 trilyon dolarmış. İşte o dünyanın sahibi onlar. Bak BlackRock konusu hani sen dedin ya ben konuyu nereye getireceğini anladım diye. Yeryüzünde mi onların tanrıları? İşte bak o ona oraya, o buraya bağlanıyor işte. Aynen. Hani buraya çünkü seninle konuşmuştuk ya. Evet. Ben sana Amerika'nın borçlarını bir yerde soracağım demiştim. Ben unuttum onu programda sormayı. Sen hatırlatınca ben şimdi tersten şeye hatırlatıyorum. Sen de cümleyi söyledin yani direkt. Dünyanın sahibi BlackRock. Şimdi sen 2-3 haftadır konuşmalarımız zaman süresince bunu araya sokuyorsun. Diyorsun ki bak BlackRock, BlackRock, BlackRock. Evet. Bu süre civarında, geçen hafta civarında Bitcoin almaya devam ettiler. Ben sana şunu söyleyeyim. Bitcoin alırlar, satarlar, şey yaparlar. 22-26 milyar trilyon dolar dedin ya. Hemen söylüyorum. Şirketin sahip olduğu varlığın değeri 10 trilyon dolar. 2023 rakamları. Bak. Şirketin sahip olduğu varlığın değeri 10 trilyon dolar. Dünyanın ölçülebilen bunlar şeyin rakamları. 40 trilyon dolar. Yani dünyanın varlıkları evet. Varlıkları toplamı 40 trilyon dolar. Şimdi BlackRock tek başına değil. Birkaç tane daha bunun kardeşi var. İkiz hatta dördüz bunlar tamam mı? Dördüz kardeş. Sadece BlackRock 10 trilyon şu anda varlık yönetiyor. Evet aynen. Ve bu bir sene içerisinde 20 trilyona çıkması tahmin ediliyor. ETF, Bitcoin ve kripto ETF'lerle birlikte. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün bankalar var ya o devasa büyük bankalar. Onların da sahibi. Bak bankacılık sistemi diyoruz ya. Bu bankacılık sisteminin de sahibi. Giriyorsun bunların shareholder olarak bakıyorsun şirkete. Hepsinin sahipleri ne görüyorsun biliyor musun? BlackRock'ı görüyorsun. Ondan sonra Vanguard şirketini görüyorsun. Fidelity'yi görüyorsun. Bir de State Street şirketini görüyorsun. Bu sadece 10 trilyon. Bu diğerleri de buna 10'a yakın. 40 trilyon diyorsun ya dünyadaki varlıkların toplamı. Evet. E zaten bu 10 trilyon 4'ünü al zaten 40 trilyon. Bütün dünyadaki varlıkların hepsini bunlar yönetiyor. Şimdi daha ilgincini söyleyeceğim. Peki bunların sahipleri kim diye baktığın zaman ne çıkıyor biliyor musun? BlackRock'ın sahiplerine bakıyorsun. Bu az önce saydığım 3 tane şirket var ya o 3'ü. Ondan sonra State Street'in sahiplerine bakıyorsun. Diğer 3'ü. Fidelity'ye bakıyorsun. Diğer 3'ü. Vanguard'a bakıyorsun. Diğer 3'ü. Hepsi birbirinin sahibi. Hissedarları. Bak bu 4 şirket bütün dünyaya sahip. Bunların sahibi kim diyeceğim? BlackRock'a bakıyorsun.
şey görüyorsun, Vanguard'ı görüyorsun. Vanguard'a bakıyorsun, BlackRock onun sahibi görüyorsun. Ya o onun sahibi, o onun sahibi. Ya maskelemeye bakar mısın? Ya bütün dünyanın sahibi ya resmen bunlar hissedar yapılarından görüyorsun. Ya bak bu komplo teorisi atmıyorum ortaya. Yok, bu gerçeklik. Burada resmi rakamlar. Herkes gitsin kendi bakabilir. Aynen. Çok basit ya. Bunun Yahoo Finance'te verileri var. Hep yaz. Google'a yaz. İstediğin şirketin adını yaz. İstediğin şirketin büyük dünya küresel. Vanguard, küresel. BlackRock, SEC. Sonra yanına da shareholder yaz. Direkt hissedar yapıları çıkıyor. Çıkıyor. Orada bak göreceksin dünyadaki bütün şey geliyor. Piramit ya. Piramidin en tepesi bu işte. En tepesi. Yani o yüzden ben diyorum tanrılar ki tanrılar indiği zaman dediği yer buraya mı dayanıyor? O yüzden şimdi o evet. Buraya bak Amerika'nın Cumhurbaşkanı, yani devlet başkanı diyelim mesela. Biden da değil. Ondan önce de kimse değildi. Şu anki başkanını kim olduğunu gerçek perde arkasındaki başkanı söyleyeyim mi? Larry Fink. Amerika'nın gerçek başkanı Larry Fink'tir şu anda. Kimse bilmiyor. BlackRock'ın CEO'sudur. Evet. Ama onun da bir patronu var işte bak. Onun da o adamlar gölgede duruyor. Çıkmıyor abi ön plana. Gerek yok ki. Peki BlackRock çağrışım yapsın. Kim? Aile olarak. Rock'tan at şey yapsın, çağrışım yapsın. Rockefeller. Rockefeller. Time Warner, Disney, News Corp, Fox, CNN, NBC. Saymakla bitiremezsin, uğraşma. App yatırımları, daha güçlü yatırımları. Bunlar şeyleri, iştirakleri. Apple, Microsoft, Intel, Amazon, Facebook, Tesla, Nike. Haber ama bunlar bulunabildiği için. Bak gördün mü? Elon Musk bile bu işin içerisinde ne çıkıyor? Hepsi. Oyuncu. Facebook. Ya, o şey piyon ya. Facebook. Mark Zuckerberg işte. Hepsi piyon. Böyle büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle ya, bir örümcek ağından bahsediyoruz. O yüzden buna örümcek diyorum ben. Ve kripto paraları da topluyorlar şu anda. Bir de onu topluyorlar işte. Düşünsene kendilerine karşı bir şey yapılmış. Onu da istemiyorlar. Hepsini biz toplayacağız diyorlar. Topluyorlar. Çok güzel bir şey kadar. Söyledin ya. Hamza Bey bak. Çok güzel bir şey söyledin. Kendilerine karşı bir şey yapılmış. Onu da topluyorlar dedin. Ona para yatırıyor. Para yatırıyorlar dedin. Şahane bak, şahane bir tespit bence bu. Esas buraya getirmeye çalışıyordum ben. Yani buradan seninle konuştuğumuz gibi buradan başka bir şey söyleyecektim. Bitcoin, kripto esas yok etmeye çalıştıkları blockchain. Blockchain'i yok edemezler. Onlar kendilerine yontarak kullanacaklar. Amaç o mu? Asıl amaç o mu? Asıl amaç tabii o. Kendilerine yontacaklar. Yani blockchain'i istediğin gibi kullanırsın. Yani bir bıçağı istediğin gibi neyi istediğin şeyi kesersin değil mi? Blockchain'de de öyle istediğin şekilde kullanırsın. İstersen bir sistemi merkezi kontrol edilebilir kurarsın. İstersen de merkeziyetsiz kontrol edilebilir kurarsın. İkisini de blockchain'le yaparsın. Merkeziyle olduğu zaman nasıl oluyor da blockchain merkeziyetsiz de diyeceksin. Oradaki merkeziyetsizliği ne oluyor biliyor musun? Verinin güvenliğinin sağlanması merkeziyetsiz oluyor. Bir sürü farklı server'da, makinede, cihazda sistemi işletiyorsun. Sistemin işleyişi merkeziyetsiz. Kimse onu çökertemiyor. Ama onun o işleyişin yaptığı şeyi kontrol eden yetkiyi kime veriyorsun? Bunu Satoshi şöyle yaptı. Evet, merkeziyetsiz işleyecek. Kontrol de merkeziyetsiz olacak. Onlar diyor ki merkeziyetsiz kuracağız. Hiç kimse dokunamayacak onu. Sistemi kapatamayacak. Ama sistemin yaptığı işlerin kararını merkezi otoriteye vereceğiz. Onu sadece algoritmayla yazdığın protokol belirliyor. Protokol. Bu kadar. Ya insanın aklına o geliyor benim şimdi. Evet. Yani çok güzel bir çıkış yaptın. Dedin ki hani kendilerine karşı yapılmış evet, şeyi de topluyorlar. Evet. Şimdi ama orada asıl şey blockchain gibi geliyor bana değil mi? Yani evet. Onları devre dışı bırakabilecek evet. Güç hani özgürlük diye başladık ya liberte. Asıl özgürlük
kendi içinde bir güç oluşturan blockchain. Evet. Tabii o blockchain'i mesela nasıl kullandığını da açık kaynak kod mu yapacaksın? Yani kapalı devrim olacak. Onlar teknik şeyler. Abi onlar kendi, yani sen işte bu hepsini açık istemiyor bu herifler. Her şeyi kendilerine göre yontmak istiyorlar. Dünyadaki üçüncü büyük devletmiş varlık açısından. Yani öyle bakarsan. BlackRock mı? BlackRock. Ama BlackRock'ın da işte o sahibi olup da bu diğer dört şirketi birden alırsan tek olarak o zaman birinci sırada oluyor. Siyasi olarak, güç olarak zaten en önde. Çok belli değil mi? Tabii ki ya. Ben o neye boşuna mı diyorum Amerika'nın başkanı Larry Fink'tir diye? O da talimatlı. Orayı not aldık zaten. Orayı not aldık. Hani ayrı bir şey söyledim. Yani resmi olarak şeye gidiyor, onu görüyoruz artık, onlar da konuşmaya başladılar. Elon Musk'a gidiyor bazı hikayenin sonu, ama hikayenin arkasındaki kalem Elon Musk değil. Değil. Ya az önce saydın işte Microsoft'u saydın. Bill Gates. Neler Bill Gates, bu avunun adamı. Onun karşısında görünen gibi kim işte herkes. Tesla. İşte Elon Musk, Zuckerberg, hepsi ya. Facebook. Zannediyorsun ki hepsi ayrı ayrı böyle şey değil kardeşim. Hepsi bak şirketlerine, sahibine bak kim olduğunu görüyorsun. Ben de sana şey soruyorum. Diyorum ki Elon Musk'la Trump birbirine zıt gibi gözüküyor. Niyeler birlikte yürüyorlar değil mi? Çok çok açık ya. Ya o zaman sen şu son 2-3 dakikada son 4 haftalık periyodu da özetlemiş oldun. Trump'ın suikast girişimini, dijital kaosu, ondan sonra şeyi, bu hafta yaşanan her şeyin düşmesini, tüm denemelerin arkasında hani gökten Tanrı inse beni başkan adaylığından alamaz, evet, dediğinin Tanrısının, evet, BlackRock olduğunu, evet, burada ifade etti. Evet. Yani nereye bakmak istiyorsanız, neyi görmek istiyorsanız BlackRock'a bir bakın diyorsun. Evet. Hesabında 10 milyar liran olsa bu çalkantılardan sonra ne yaparsın? Şu anda bak 10 milyar mı? 10 milyon mu? Artık kavramları da karıştı. Bir kere bak Türkiye'de olan birisi için daha da avantajlı. Bak inanılmaz avantajlı şu anda TL param varsa. Döviz ucuz. Bak kur inanılmaz baskılı düşük. Evet. Ondan sonra altın fiyatları, gümüş fiyatları özellikle iyice düşmüş. Sadece dolar bazındaki hareket de bile 3000 dolar seviyeleri telaffuz ediliyor konvansiyonel tahminlerde altında. Gümüşte çok daha fazlası oransal olarak. Bir de sen bunu doları ucuza alabiliyorsun şu anda. 33 küsür liralardan dolar alabiliyorsun. Halbuki normal değeri 45-50 lira arası en az. Şimdi o kadar ucuz ki. Yani bu kıymetli metaller rişe yapardım ben yani. Özellikle gümüş. Altından daha da çok gümüşe biraz şey yapardım. Ağırlık verirdim. Neden gümüş? Çünkü altın gümüş rasyosu diye bir şey var. Bunun da bir tarihsel ortalama seyri var. Yani 1 gram altınla kaç gram gümüş alabilirsin? Ona rasyo denir. Şu an 85 civarında. Yani 1 gram altın verdiğin zaman karşılığında 85 gram gümüş alabiliyorsun. Ama bu seviye o kadar yüksek bir seviye ki bunun eski dönemlerde binlerce yıllık tarihindeki ortalaması kaç biliyor musun? 15. 12-15 aralığı. Yani 5 kat daha çıkar. Şimdi bak sen 1 gram altınla 85 gram gümüş alabiliyorsun. Bu tarihsel ortalamalara gelirse 1 gram altında sadece 12-15 gram gümüş alabilirsin. Son yüzyılda bunu biraz şişirdiler. O son yüzyıl içerisindeki ortalaması da bunun 30-40 aralığı. Ya 80'den 40'a düşse zaten gümüşün fiyatı altına göre 2 kat artar. Bak altına göre diyorum. Dolara göre demiyorum. Dolar bazında zaten artıyor. O yüzden gümüşün o rasyon yüksek olmasından dolayı daha avantajlı görüyorum ben. Bir kere onu söylemek lazım. Kripto paralarda da bekleyeceksen, yatırım yapacaksan yani böyle alsat olarak söylemiyorum. Orada da çok ciddi yükselişlerin geleceği bir döneme
doğru gidiyoruz şu anda. Hatta bir Bitcoin başladık. Şeyimiz vardı arkadaşlar, görselimiz vardı. Onu okutabiliriz istersen söyle. Sen ha, devam et. Hatta bilmiyorum, grafik mi ne o? Grafik vardı, bir grafik vardı. Tamam. Oğuz arkadaşım hazırlayabilir. Sen anlatırken o sırada. Yani şu anda itibari paralar, devalüe edileceğini söylediğimiz itibari paraların hepsi aslında çöptür. Ve bu çöp olduğu ortaya çıkacak yani bunun yakında. Zaten çıkmış da bunu devletler farkında olduğu için elinden çıkarıyorlar tahvillerin hepsi. Bunu halklar da gördüğü zaman bu o kadar daha hızlanacak ki bunun karşısındaki alternatif paralar bu sefer değerlenecek. Altın, gümüş, Bitcoin. Evet. Kripto paralar veya altcoin'ler. Şimdi şunu aldık ama buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Temmuz bu çok kısa süreli bir grafik ya. Kısa yani bir... biraz daha uzun şöyle. Ha biraz bu neymiş? Haziran oluyor. Mayıs. Dur bakayım. Ha bak şimdi ben sana güzel bir şey yapayım o zaman. Kalkabilir miyiz? Arkadaşlar. Böyle bir şey gibi bir şey var mı? Bir uzun bir şey. Bak kalkarız olmasa da. Kalkabilirsin Hamza Bey. Uzun bir şey kalemle de yapabiliriz. Mayıs'tan da aslında alsaydık. Biraz daha uzun süreli grafiği yok değil mi bunun? Yok. Orada bir elimle çizgiler, hayali çizgiler çizip bir teknik bir şey yapacaktım. Bununla yapabilir miyiz? Bununla da yaparız. Bir bak sıkışıklık şimdi gözüküyor bak şu anda. Ha geldi. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bu Mayıs mı bu? Evet. Evet Mayıs, ben Mart. Ondan sonra bak şurayı bak bir dip al tamam mı? Evet. Buradan dümdüz bir çizgi çeksen şöyle. Şuraya takıldı. Şöyle dümdüz bir çizgi çek. Bak. Bak burada çalışan bir trend olduğunu hayal et. Çek bunu. Çok net görüyoruz bak. Evet. Şöyle yapayım ya. Daha açılıyor mu? Bak. Şuradan. Buradan aldın. Şuradan aldın. Tamam bunu böyle götür. Bak şimdi burada bir bant var. Bunu şimdi şey olsaydı önümde bir teknik bir şey olsa oradan bunu kopyalardım. Hop yapıştırırdım. Sonra hop bunu bu sefer bir üst kanalın üst bandını şey yapmak için, şu açısı elimde oynuyor ya, evet, bilgisayarda olsa simetrik oynamazdı. Simetrik olarak yukarı taşırdı. Aynısını koyduğum zaman ben bunu yaptım biliyorum, yaptığım için birebir ölçülerini biliyorum. Böyle bir bant aralığı çıkardı karşımıza. Ve şu anda o bantın içerisine, hatta şöyle bile yaptığım zaman bak, bunu şurada, bak böyle aldım ya, şurada bir bu şeyin altına girdiği de var tamam mı? Altına girmiş ama tekrar üstüne çıkmış. Ondan sonra bak bunu koyduğum zaman şöyle bir bant aralığı. Bunun tepesi şu anda kaç biliyor musun? Şurası. Ben daha önceden hesapladım bunları. O yüzden ezberden söyleyebiliyorum. 91 bin dolar. Yani şu an Bitcoin içinde bulunduğu kanalın tepesi 91 bin dolar. Tamam yani, şu an kaç? Şu an 66-67 bin dolarlarda geçiyor. Bu trendden çıkmazsa 91 bin doları görür. Evet. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunu 100 günlük harekette ortalama eklediğim zaman şu anki seviyesi de burada biliyor musun? Şuradan tak aldı desteğini bak. Buradaki kanalda da zaten şey yapmış. Buradan almış desteğini. Burada yani o kanalın tepesine doğru gideceğini tahmin ediyorum ben. Kısa vadede bir 91 bin doları bir görüp oradaki tepkiyi de orada ölçeceğiz tabii. Nashville'deki konferans şeyinde sonu 69 bin dolar verdi galiba. Yani sen diyorsun ki bu kısa vadede mi? Kısa vadede 91 bin dolar. Bir hafta bile olabilir, birkaç gün de olabilir. Teknik görüntüm, teknikten bahsediyorum ha. Ama temel anlamda bir değişiklik olur, hiç beklenmeyen bir olay. O zaman işler değişebilir. Ama teknik görüntü şu anda 91 bin dolara gittiğini söylüyor Bitcoin'in. Ama 91 bin dolardan daha öteye bir hedef vermiştin sen. Tabii canım onu ben bu sene sonu veya 2025'i başına da uzayabilir. 200 bin doların çok rahatlıkla üstüne çıkacağını düşünüyorum. Yani bugün. Yani 400-500 bin dolarlar bile söz konusu olabilir. Rahat olabilir yani. Ama minimum 200 bininden aşağı bir yer beklemiyorum ben. O zaman bir yatırım aracı değil mi? Yani günlük kullanım şimdi sen söyledikçe o yukarılara çıktıkça günlük kullanım aracı olmaktan daha böyle sanki sıyrılıyormuş gibi geliyor benim zihnimde.
Ya zaten günlük kullanım için uygun değil Bitcoin. Ama Bitcoin ATM'leri çoğalmış Amerika'da. Tamam, fark etmez ki. Yine de onu ticarette kullanamazsın. İşlem hızları çok düşük. Yani karşılamıyor. Sadece kredi kartlarının bile işlem hızları Bitcoin'in böyle 1000 katı, 5000 katı falan böyle. Daha hızlı işlem gücü olması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani Bitcoin'le kredi de üretemiyorsun. Kredi mekanizması da olmuyor. O yüzden gerçek hayatta şöyle, altın gibi. Altın neyse onun dijital versiyonu düşün. Bitcoin altındır aslında. Altının dijital versiyonudur. Zaten öyle şey diyor. Öyle. BlackRock'ın CEO'su öyle diyor. Bitcoin diyor, altındır diyor, dijital altındır diyor. Yani ikisinin eşlendiği bir dünyaya mı gidiyoruz? Ekonomik olarak. Eşlendiği dedim, denklendiği. Yani o ona eşittir demiyorum. Hani ikisinin piyasa dinamiklerini ikisinin belirleyeceği bir dünyaya mı gidiyoruz? Bir sisteme mi gidiyoruz? Öyle aslında. Öyle aynen oraya doğru gidiyoruz. Bak sürekli haberler düşüyor. Bugün de düştü önüme. BRICS çok anlattık biz de. Yani yine şey yapılıyor. En son Putin konuşmuş. Swift'e alternatif bir ödeme sistemi. Bu da altın standardı. Yani yeni dünyanın ekonomisi belli standartlara dayalı olacak. Bunun fiziki standardı altın, gümüş. Dijital standardı da kripto paralar olacak. Faiz ne olacak? Faizler şu anda dünyada düşüş trendine girdi. Avrupa Merkez Bankası da indirdi, Kanada da indirdi, İngiltere hepsi şey yaptı. Bir tek Fed şu an bekleniyor. Fed'in de Eylül ayında indireceği 18 Eylül'de kesin gözüyle bakılıyor. Ve orada başlayacak yani. Bitmeyecek ama. Daha bir işte diyelim %0.25 indirdi. Ardından bir daha veya 0.50. O %1'in üzerinde, yani hatta çok daha aşağılara da gelecek. %2'lerin bile altına gelecek yani. Hatta sıfıra yakın bir yere bile gelebilir. Çok böyle sert bir şokta. Evet. O gelecek zaten. O belli de. Ama şunu ben söyleyeyim. Türkiye olarak biz bakalım. Geçen cuma günü yayında anlattım. O bayağı da şey oldu. Tartışılan bir hale geldi. Şimdi herkes onu konuşmaya başladı. O da şuydu. Türkiye'de Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın çok net bir tavrı var faizin indirilmemesiyle ilgili. Ve de dedim ki ben o gün, bu mutlaka dedim siyasetle çatışacak. Önümüzdeki haftalarda, günlerde, aylarda neyse siyasetle çatışacak. Çünkü şirketler iflas ediyor. O biraz daha teknik bu şeyle bakıyor. Bir akademisyen olarak olaya yaklaşıyor. Ama işin siyasi tarafında iktidarla çatışıp ya görevden alınabilir ya da istifası söz konusu olabilir. Ve o gün olduğu zaman dedim dolar bir günde 50 lirayın üzerine fırlayabilir. Böyle bir şey atmıştım. Bir fikrimi söylemiştim. Şu anda herkes bir şey yapmaya başladı. Ve tekrar bunu şey yapacağım bak. Bence kur şokunun Türk şeyi, hani her balonun bir iğnesi olur ya patlasa. Evet. Kur şokunun iğnesi de bence Cevdet Akçay olacak. Yani ya görevden alınması olabilir, istifası olabilir bilmiyorum. Ama onun üzerinden olaylar geçecek. Yani kendi bunu yapacak, kendi iradesiyle değil. Onun dışında olaylar onu böyle bir şeyin içine soktu. Çünkü onu herkes şey olarak biliyor zaten. Yani bir yandaş olarak getirilmedi oraya, değildi. Tam tersine böyle kendi duruşu olan sisteme çözüm odaklı. Yani daha doğrusu mevcut şeye itiraz edebilen, muhalefet eden falan. Zaten onun getirilmesi, bak böyle bir adamı getiriyor. Hani biraz Batı'da da biraz şey buldu. Karşılık buldu. Hani hatta not yükseltmeye kadar Moody's'in giden şeylerden, faktörlerden bir tanesiydi o. Ama arka arkaya şirket iflasları geliyor. En son Atlas Jet. Var ya Atlas Global iflas etti. İşte büyük gıda devi mesela, Maksul iflas. Bir sürü arka arkaya büyük şirketlerin iflasları geliyor. Piyasanın beklentisi var. Kesin beklentisi Eylül'ken adam çıkıyor diyor ki faiz indirimi gündemimizde bile yok. Hani geçen hafta şey demiştik ya, Biden
adaylıktan çekilecek aradan yayından birkaç saat geçmeden oldu ya. Evet. Şimdi de yeni bir şey söyleyelim. Cevdet Akçay'ın görevi bir tartışma konusu olabilir ve kur şoku da oradan tetiklenebilir diye buradan kayıtlara düşsün diyelim. Tam Cevdet Akçay demişken İş Bankası Genel Müdürü Sayın Aran şöyle bir cümle söylüyor. Tam bunun üzerine söylüyor. Ekonomide soğuma başladı. Bireysel bu önemli bir şey. Yani söyleyen zaten önemli. Evet. Hakan Aran. Bireysel kredilerin %16'dan 10'a düştüğünü, kredi kartı borçlarının 2 kat arttığını, 2025 yılının dahi kemer sıkma dönemi olacağını, sıkışıklık ve pahalılık yıl boyu devam edeceğini, ekonomide sıkıntıların 2025 sonuna kadar süreceğini, burası çok önemli, 2027 yılında ise Türkiye'nin parantez içerisinde pandemiden çıkmış gibi olacağını söyledi. Yani bir şok içerisindeyiz az diye. Az bile söylemiş. Az bile söylemiş. Ya muazzam bir tespit. Al bak. Eylül ayına gelindiğinde, okullar tekrar açıldığında, mevsimsel etkilerin ortadan kalkıp gıda fiyatlarının rekor bir yükselişi geldiğinde, turizm sezonu bittiğinde ve döviz girişi sınırlı da olsa orası da tıkandığında ve Türkiye'nin neredeyse son birkaç yılda iki katına çıkmış dış kısa vade dış borç ödemelerinin vadeleri geldiğinde, bunun karşılığı da yok tabii ki. Ne Merkez Bankası rezervlerinde, evet, ne döviz tevdiat hesaplarında. O son buhar geldiğinde ne olacak biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş büyük bir ekonomik facianın, bir buhranın, bir kasırganın, bir kaosun içinde bulacak herkes kendini. Kara kış, hani winter is coming lafı vardır ya, winter is coming, kış ki. Evet. Bu öyle bir kış ki, Türkiye bunu tarihinde yaşamadı. Çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor Türkiye'yi. İşte buradaki şey de ekonominin soğumaya başlaması şeyi de bak artık nereden geliyor? İş Bankası Genel Müdürü de söylüyor bunu. Türkiye'nin en büyük bankaların başındaki Sayın Hakan Aran söylüyor bunları. Önümüzde çok kısa bir süre kaldı yani. Çok az bir zaman ve çok büyük bir işsizlik dalgası gelecek. Kısa vadeli dış çok borç. Büyük. Geçen hafta söylemiştik. 235 milyar dolar. Bak bir de başka bir şey söyleyeceğim. Var. Hazine nakit dengesi ilk yarıda 1 trilyon lira açık vermiş. Zarar ediyor. Ya hiçbir rakam senin benim hiç kimsenin lehine gelişmiyor. Hani bir şeyle oyalanıyoruz, ben tekrar ediyorum. Enflasyon rakamıyla oyalanıyoruz. O enflasyon rakamı da TÜİK verilerine göre hani neyin nasıl aldıkları da şey oldu. Hani resmi olarak onu kabul ediyoruz ama yani başka bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeyim. Limon. Neredeyiz biz? Bak yazın ortasındayız. Limonata yapmamız lazım değil mi? Hani böyle limonata yaparız. Onları biz mevzu bahis etmezdik değil mi? Hani limon alırsın, limonata yaparsın. En fazla şeker fiyatlarını konuşursun falan. Hani onlardır şeker fiyatları, un fiyatları falan. Dalında 1 lira iken markette 100 lira. 100 lira demeyeyim. 98 lira. 98 ile 89 arası. Ben özellikle baktım. Yani en büyük markete de gittim. Semtimizin marketine de gittim. Semtimizin marketinde 89 lira. En büyük markette 98 lira. Limonun kilosu. Hani bana neye inandırabileceksiniz ki bir şeylerin düzeleceğine dair? Çok basit ya, sokaktan örnek veriyoruz. Yani. Şimdi dalında 1 lira diyorsun. Evet, o da var yani bak. Şimdi bak bu daha da büyük felaket. Çok büyük. Şimdi dalında 1 lira olan limonu üretici bundan sonra üretir mi? Bu sefer arzda bu sefer sıkıntı olur. O zaman, o zaman 89 lira değil de 890 lira da olur. Yaşa. Sistem bozuldu. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten hani o orada bir şey var. Yani hani rakamlarla... Şimdi bu sadece limon diyorsun ya. Limon. Bunun örneği de ne var? Konut var. Şu anda emlak şeyler, inşaatçılar patır patır batıyor. Gidiyor.
konut üretimi durma noktasına gelecek. Gelmiş. Ve duracak. Gelmiş. Dur, tamam. Demir fiyatları sonra, düşmüş. Sonra ne olacak? Arz durduğu zaman fiyatlar ne olacak? Kim yanına yaklaşabilecek? Ve öyle bir ortamda kiralar ne olacak? Vallahi şimdi biraz dalga geçmek gibi olmasın da karavan alın, çadır alın diyeceğim de yani o da çözüm değil ama bak şu anda karavan satışlarında tarihi bir patlama var biliyor musun? 10 katından fazla artmış. Araba satışları durmuş. Araba durmuş. Karavan abi. Karavan mahalleleri kuruluyor. Bildiğin gidiyorsun kira ödüyorsun ufak bir kira. Karavanı evet. Çekiyorsun. Elektrik var. Su var. Kanalizasyon adam sistemi kurmuş. 100 tane 150 tane karavan çekiyor karavan parkına. İstanbul çevresinde şimdi böyle yerler böyle bir trend başladı. Yani Amerika'da var olan bir sistem bu. Şimdi bak Türkiye'de başladı. Çünkü Amerika'da homeless diye bir kavram var. Evsiz. Evsiz. Şimdi homeless'lar burada da başlayacak. Ya Türkiye'ye getirdikleri hale bakar mısın? Homeless'lığa doğru gidiyoruz. Karavan satışlarındaki patlama bunun işaretidir. Demir fiyatları bak çok enteresan. Talep düşüşleri nedeniyle ucuzladı. Ya çok acayip böyle her şey çapraz öyle hiçbir şey mantığının üzerinde devam etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani ekonomide bilirsin yani biri yükseldi mi biri düşer biri şey yaptı mı böyle. Evet. Hiçbir şey kendi mantığı içerisinde hareket etmiyor. Hiçbir şey. Oto galericiler ve ikinci el satıcıları bu gidişle galericilik diye bir meslek kalmayacak. Kalmayacak. Evet. Bir de şöyle bir yanlış bizde tepki var. Yani ben bunu şeyle karşılıyorum, ihtiyatla karşılıyorum. Oh olsun falan var. Ya oh olsun değil. Ha, oh olsun, hani şeye karşıyız. Hani böyle ne denir? Tabiri caizse vatandaşı kazıklamaya çalışana karşıyız. Evet. Ama hani turizm esnafı, otogalerici, hepsi bunlar birden böyle evlerini ekmek götüremeyince bu birçok insanı etkiliyor. E tabi canım yani büyük bir şirket mesela iflas etse... Ya büyük olmasına gerek yok. Küçük de olsa fark etmez. Hepsinin iş yaptığı başka şirketler var. Başka esnaflar var. Tedarikçisi var. Değil mi? Evet. Bir şey var. Onlar da bu sefer etkileniyor. Evet. Anladın mı? Onun suçu ne? O birisi gittiği zaman hepsi iç içe geçmiş. İşte bunlar büyükler gittiği zaman bu sefer ona mal veren, ona hizmet sunan bütün şirketler çok ciddi etkileniyor. Ufaklar bu sefer ufakları da batırıyor. Yani büyük gemi batarken küçükleri de beraber çekiyor. Anladın mı? Motosiklet, işte karavan dedin ya, motosiklet satışlarında büyük patlama olmuş. Olmaz mı ya? Araba almayı bırakmış. Araba yanına yaklaşamıyor ki. Satışı. Gençler falan mesela nasıl alabilir? Gidiyor bari, motora bineyim gideyim diyor. Yani bunlar öne... Bak başka bir bilgi var. Dünyanın en iyi üniversitesi Oxford. Bunu basından alıyorum, birkaç yerden. Senelik 9.250 pound, 388.000 TL. 388.000 TL. Hani yemek parası falan onu bilmem. Hmm. Kemiksiz. Robert Koleji 1 milyon 47.000 TL. Sabancı Üniversitesi 1 milyon 100.000 TL. Oxford'u tekrar söyleyeyim, 388.000 TL. Şimdi bak, Oxford'u geçebilir mi ya? Böyle bir şey mantık var mı? Buradaki bu saçmalığa sebep olan şey ne biliyor musun? Döviz kurundaki anormallik. Ya sen 10 liralık şeye misal 1 lira dersen o zaman sen onu 10 lirayla değil 1 lirayla hesaplarsın. O zaman böyle saçma sapan şeyler çıkar karşına. Yani bu Sabancı Üniversitesi'ni suçlayamazsın bunun için. Tabii. O manada söylüyorum. Hani, onu söylüyorum. Değil mi? Evet. Çünkü onun giderleri TL'yle. Dövizde. Ya, şeyle. Ona göre yani. E tabii canım Türkiye'de yaşıyor. TL'yle ödüyor bunu. Adam gidip dolarla fiyat koymayacak. O TL'yi de hesaplarken kendi giderlerini kuru sen kuru alıp dövize çeviriyorsun. O adam da İngiltere'de 9000 pound diyor. Abi bu kur o kadar saçma bir şey ki o kadar yanlış bir korkunç bir şey yapılıyor ki şu anda. Şu anki. Ya serbest bıraksanıza niye bu kadar yıllardır bunun için bu kadar para harcadınız.
Bu kadar faiz politikalarıyla milleti perişan ettiniz. Bir indirdiniz, bir çıkardınız. Alım gücünü yerle bir ettiniz. Yani vazgeçin artık bunlar, piyasaya karışmayın ya. Çekin piyasadan elinizi. Ama müdahale kısa etmeyin vadede ya. Dış borç 235 milyar dolar. İşte. Anlatabiliyor muyum? Yani serbest bıraksa orası oradan patlak yiyecek. Patlak yiyecek de. İşte o ne yapıyor biliyor musun? Onu toplamak için düşük tutuyor. Şişirelim diyor. Brüt rezervleri, Merkez Bankası rezervlerini Değil mi? şişirip hem onu biraz telafi edelim. Tamamını da bulamaz. Bu sene sonuna kadar bulamaz. Merkez Bankası'nın rezervi 142 milyar dolar falan civarında. Brüt yükümlülük onlar tabii. 350'yi bulamaz. Senenin yarısı zaten geçmiş. Yani 200 milyar dolar daha toplaması lazım. Bulamaz öyle bir parayı. Bunu yüksek faiz ödeyerek yapıyor tefecilere. Yüksek faiz senden benden ödüyor. Ve perişan ediyor. Bu artık gitmiyor bu iş. Şirketler patır patır batınca burada artık bir yerde diyecekler ki tamam pes ediyoruz. Kuru da serbest bırakacaklar. Faizleri de aşağı gelecek. Ondan sonra ya bu ülke batıyor abi, ülke batıyor. Kaosa gidiyor bu. Kaosa bak. Bangladeş'ten örnek vermiştim geçen yayınlarda. O da yeni oldu. Son bir haftadır Bangladeş kaynıyor. Protestolar. İşsizlik var. Öyle büyük işsizlik patlamış ki üniversite öğrencileri yeni çıkan bir yasa çıktı. Onu protesto ettiler. Devlet kadrolarında rejim yanlılarına ki onlar da 71 bağımsızlık savaşında savaşan aileleri, akrabaları oluyor. %30 kontenjan açıyorlar. Diyorlar ki ulan bu işsizlikte biz ne yapacağız? Üniversite öğrencileri. Olaylar bir patladı. Üniversiteleri bastılar bu sefer poliste. O sokaklar karıştı. Yangın yeri. 22 kişiyi öldürdü devlet orada. Protestolarda. Bir haftada 22 kişiyi öldürdüler yani. Oralara gidiyor. Bu ekonomik krizler, bak Fransız devrimini başlatan da aç insanlardı, ekonomik krizde. Maria Antoinette'ten örnek getirdik. Yani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler mevzusu Evet. bile bize olayı o kadar net anlatıyor ki. Millet aç olduğu zaman bu iş giyotinlere kadar gidiyor. Felaket yere gidiyor. Adamlar işte dünyanın ekonomik anlamda bu halde olduğunu bildiği için sana o olimpiyatın açılışında da bunu koyuyor karşına, anladın mı? Çünkü o zemin var yani. Bu kaosa gidiyor arkadaşlar ya. Bu Bu iş bütün dünya valla için böyle yani. bu ekonomiyi de boyutunu aştı artık. Bu toplumsal kaosa gidiyor ya, ben sana söyleyeyim. Yani buraya getirdiler, bunu artık geri dönülemez bir noktaya getirdiler. Tüm dünya için söylüyorsun değil Tüm mi? dünya için söylüyorum, Türkiye için de söylüyorum. Evet. Ya Türkiye için başka bir şey söyleyeyim. Şimdi dedik ki bu açıkları hani kimden karşılıyorlar? Vergiden, bizden karşılıyorlar. Değil mi? Evet. 2023'te böyle yukarıda bazı şirketler var. İhaleleri falan hani alan şirketler var. İsmi lazım değil. Basında dolaşıyor şu anda. 2 gündür. O devasa şirketlerin ödemediği silinen vergi miktarını söyleyeyim mi sana? 660 milyar TL. Evet. Vergi siliniyor. Senden vergi silindi mi hiç? Yok. Çok acayip oluyorlar. Ya hiçbir şey yapmasan, para harcarken vergi veriyorsun. Her Ya şey için. markete git, su al, su. Vergi ödüyorsun ya. Su içerken vergi ödüyorsun kardeşim. 660 milyar TL vergi borcu silmiş o büyük şirketlerin. Ya çok da sayısı çok değil yani. Öyle biliyoruz da. Hani okusak biliyoruz şirketleri. Hani emekliye mesela hani böyle gıdım gıdım böyle aylarca mevzu edildiği asgari ücret başka bir şey. Gerçi de anlatabiliyor muyum? Hani emekliye yükü ne kadar olabilir? Hani bir 5.000 lira daha zam yapmanın mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan kısıp dar gelirliden kısıp Evet. diğerinden bocalama şey yapmak felaket bir şey yani. Felaket, felaket. Yalnız bir de şu olay var. Konut meselesi. Tüm dünyada bu soruyu ne zamandır aklımda programda tekrar sorayım diye düşünüyorum. Öncelikli sorun barınma meselesi midir artık? Barınma, gıda. Çünkü konut fiyatları, sen başlamadan hemen Evet. tek şey yapayım. Ya, konutta bakıyoruz karışıyoruz. Tüm dünyada kriz var. Öyle söyleyeyim. Doğru. Tüm dünyada kriz var çünkü
paranın akışı, bak konutun alınabilmesi için bütün herhangi bir piyasanın çalışması için orada bir likidite akışı olması lazım. Likit akacak. Para akacak. Yani nehir akarsa oralar yeşil olur değil mi? Evet. Damarlarda kan giderse kaslara, kaslar çalışabilir. Kaslar fabrika gibidir. Kan da para gibi düşün. Şimdi bir kere kredi mekanizması yüksek faizden dolmuş, bir de şey de yok. Ama büyük parayı büyükler kullanıyor. Geri kalanlar kullanamıyor. Şu an 800 binin ne kadar veriyorlarmış konutta kredi? 800 bin üstüne vermiyor. İyi de ben 800 binden sen versen ben ne yapayım yani bir konut alamazsın ki. Araba alamıyorsun konut nasıl? Yani araba bile alamazsın 800 bin liraya. Azıcık para veriyorlar. Paranın o kadar büyük bir para oluşmuş ki özellikle pandemiden sonra o kadar böyle şu kadarsa mesela büyüdü bu kadar oldu. Ama o kadar olan şey herkese eşit demeyeyim. Yani dengeli dağılmadı. Böyle bir damlası dünyanın bir sürü milyarlarca insana ama bütün büyük şey %1'lik kesimine. Sermayeye. Böyle olunca ne oluyor? Bunlar harcayamazsa öteki bütün evleri o mu alacak yani? Evet. Piyasa donuyor. Konut krizi. Şu anda inanılmaz Amerika'da da konut fiyatlarında hepsinde. Satışlarında İngiltere, da ben rakamlara bakıyorum. İngiltere'de Londra'da. Düşüşler var. Bu resesyonun da çok büyük sinyalidir. Konuttaki durgunluk diğer sektörlerdeki çünkü konut bütün sektörlerin aslında lokomotifidir. İnşaat yapılır. Onun için bir sürü sektör çalışır. Mobilyasına kadar her şey yani. Sadece inşaatın yapılmasına değil, taşınma, nakliyesine kadar her şey çalışır. Lokomotiftir. Orada bir küçülme, daralma, bütün dünyada daralma olduğunu gösteriyor. Aslında şu anda dünya resesyona girmiştir. Bak, açıklanan büyüme rakamları sıfırın üstünde olmasına rağmen girmiştir. Çünkü açıklanan rakamlar yalan, gerçek değil. Çünkü açıklanan enflasyonlar yalan. Enflasyonu yanlış hesaplarsan büyüme rakamında yanlış çıkar. Çok net bir şekilde. Ve çok yakında bunun şeyi olacak. Ekonomik bir darbesi olacak. Finansal piyasalarda her zaman vurur. Her zaman çöker. Sinyalini biz geçen çarşamba gördük bak. Onun sinyaliydi o. Ben söylüyorum ya net. Daha büyük bir şekilde geldiğinde. Çünkü 2008 krizinden de önce öncü depremler, sarsıntılar oluyordu. 2000 krizinden önce de öyle oluyordu. Hatta şeyde de 2020'de de öyle oluyordu. Mart çöküşü. Şubat'ta gelmedi mi sinyalleri? O da öyle bir şeydi. Biraz konuyu değiştirelim. Gerçi hep aynı dertlerden muzdarip artık dünya. Artık Yunanlılar şikayet ediyor diyor. Neden şikayet ediyorlar? Santorini aşırı kalabalık. Heykelle müstehcen poz veren turist İtalya'da tepkilere neden oldu. Floransa sakinleri aşırı turizmden ve cezaların yetersiz olmasından şikayetçi. Bak başka bir yere gidiyoruz artık. Barcelona'da turist istemiyorlar. Turistlere ev kiralamak yasaklandı. Su tabancaları ile turist kovalamaya başladılar. Şaka değil. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da çöp toplayan turistlere bedava yemek ve aktivite ödülleri verilecek. 2022 yılında yapılan nüfus sayımına göre Almanya'da her 5 kişiden biri göçmen, Almanya'da yaşayan 15 milyondan fazla kişi bir başka ülkede dünyaya geldi. Almanya Yüksek İdare Mahkemesi Suriye'nin artık güvenli bir ülke olduğuna karar vererek Suriye'nin iltica taleplerini reddetti. Dünya kendi kabuğuna mı çekiliyor? Turist gittiği zaman bir ülkeye, diyelim ki 10 milyonluk bir ülkeye 5 milyon turist gelse. O 10 milyonluk ülkede bir gıda var. Evet. 10 milyona yetiyor. 5 milyon daha geldiği zaman ne olacak? O gıdanın fiyatı artacak. Turist o ülkeye para götürüyor ama oradaki fiyatları da arttırıyor. Artırıyor. Şimdi bak milletin açlığına bak. Ne hale gelmiş ki gıda fiyatlarından, geçim krizinden ülkesine gelecek olan turistlerden artık rahatsız. İstemiyor. İstemiyor. Bak okuduk işte. İstemiyor.
ve dünya kabuğuna çekiliyor dediğin gibi, içe kapanıyor. Kimse ülkesinde yabancı istemiyor. Ya sayı az olsun. Yani işler yetsin. Yani herkes 100 tane iş varsa, 1000 kişi varsa 100 kişi çalışır, 900 kişi işsiz kalır. Diyor ki biz 100 kişi olalım o zaman. Evet. Yabancılar suçlamaya başlıyor falan. Ondan sonra içe bir kapanma var. İnanılmaz bir içe kapanma var dünyada. Dünyada içe kapanırken Ay'da keşfedilen mağara insanların yerleşmesi için uygun şartları sağlayabilir. Ya amına be. Bunlar şimdi bunları okuyorum ben. Biliyorum senin de ne diyeceğini de. Bunun için özel olarak kendilerini böyle hazırlıyorlar mı? Ben anlayamıyorum. Yok. Bak Ay'da keşfedilen mağara insanların yerleşmesi için uygun şartları sağlayabilir. Bu aldığımız haber de öyle sıradan bir haber kanalı değil yani. Elon Musk hedefini açıkladı. Bak burası çok ilginç. Şimdi 3 tane okuyacağım. Sevgili izleyicilerimiz de sıkılmasın. Sonra vereceğim bilgi bunları tamamlayacak. 10 yıl içinde Mars'a ilk insanı göndermek. Elon Musk. Tamam. 20 yıl içinde Mars'ta bir şehir kurmak. Tamam. 30 yıl içinde Mars'ta bir medeniyet kurmak. Tamam. Bu senin kişisel şeyler. Değil mi? Fanteziler. Hani konuştuk. Onun da bunları kur diye fantezi. En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek. Tamam. NASA. Bu haftaki açıklama. Tek cümle okuyorum. Evet. Mars'ta milyonlarca yıl önce yaşamış yaşam formu bulunduğunu açıklıyor. Şimdi bak bu haberleri NASA'ya gelene kadar hepsi için tek bir kelimelik bir cevap. Zırvalık. Saçmalık, zırvalık. Yok Ay'da mağara bulmuş da insan. Ya dünyada insanların yaşadığı yerlere bak. Karınca gibi hepsi aynı yere toplanmış. Her yer bomboş. Sen gidiyorsun orada yaşam koşulları. Zırvalık, tamamen saçma sapan haberler bunlar. Tamam mı? Elon Musk'ın şeyi de öyle. Ama orada başka bir algı yaratıyor. Ya biz öyle adamlarız ki gökyüzüne işte gideriz, geliriz falan, böyle bir tanrısallığa oynama durumu var. NASA'nın olayı da şu. Daha önce, yıllar öncesinden beridir Mars'ta su kanalları, su akın nehir yatakları kurumuş bulduğunu ve bunun da dolayısıyla bundan milyonlarca yıl öncesine kadar gittiğinde su olduğunu, evet, dolayısıyla yaşam olabileceğine dair NASA zaten hep bunları şey yapıyordu, anlatıyordu. En son açıklamasından haberim yoktu. Orada eski canlı organizmalar, belki işte fosil, evet, kayalarda mikroorganizma da olabilir yani, fark etmez bunun ne olduğu. Bir hayat, hayata dair bir şey olduğunu söylüyor. Mars'ta, Mars'la ilgili de bir sürü de filmler çekilmiştir. Mars'ta eskiden insanın, tırnak içinde söyleyeyim bak, Prometheus filmi de onu anlatıyor. Prometheus Mars değildi de gerçi. Yani ama aynı hikayenin bir şeyi. İnsanın yaratıcıları, tanrılar şeyi Mars'taymış sözde. Sonra Mars'ı terk etmişler falan. Dünya gibi bir yermiş aslında, orada hayat varmış da. Sonra işte insanları buraya ekmişler diye hikayeler, bir sürü filmleri var yani. Mars'ta öyle bir... Onu canlı tutmaya çalışıyorlar yani. Onu hep canlı tutuyor. NASA açıklamaları hep canlı tutuyor onu. NASA hiçbir zaman demiyor. Orada işte şöyleydi böyleydi ama uzaylılar vardı diye direkt bir şey. Ama onu destekleyici açıklamaları var hep. Yani Mars'ta koloni kurmakla ne elde edebilirsin ki? Saçmalık ya, saçmalık. Ne kolonisi ya Mars'ta? Ne işin var Mars'ta ya? Şimdi 51 numarayı getirelim arkadaşlar. Bir karakter var. Şimdi bu, hani böyle bir şeylerin biz altını çiziyoruz ya, şöyle olacak, böyle olacak, dikkat edin falan diye. Şimdi Burkina Faso lideri İbrahim Traore. Hmm. Bu adam. 36 yaşında. Tamam mı? Şimdi bu adam bir devlet başkanı. Ama herkes gibi konuşuyor. Diyor ki IŞİD'i ABD kurdu. Taliban'ı ABD kurdu.
Sırf kendi çıkarları için Irak'ta, Libya'da, Suriye'de savaş çıkardılar. Bunun gibi dolu böyle açıklaması var. Ne kadar zaman biçiyorsun? Şimdi bir de ben sana sorayım. Ne kadar zaman biçiyorsun? Hani bir darbe. Bunu da not alalım diye söylüyorum. Ya Burkina Faso'nun etkisi ne kadardır dünyada? Ama o ölçü bence odur yani. Burkina Faso'nun etkisi ne kadardır da şöyle bir durum da var. Artık Afrika'da hani Fransa, biz Fransa'yız diyordu ya şey. Hani evet. Ne diyordu Macron? Bu Fransa falan diyordu. Büyük bir başkaldırı var yani. Gerek söylemlerde mesela Fransa'yı tabiri caizse kovuyorlar falan böyle. Kovuyorlar da şu anda Afrika'da bir ters hakimiyet var. Yani Rusların ağırlığının olduğu, Çinlerin ağırlığının olduğu bir hakimiyet var. Öyle olmasaydı bu lafları edemezdi. Etmezdi yani. Esas o yani. Şeyde Sahel bölgesinde gerçekleşen darbede bu 4-5 ülkeyi etkileyen bir şeydi. Darbeler yani serisi gerçekleşti. Ve hepsi şunu yaptılar. Fransa'ya maden ihracatlarını durdurdular. Mineral ihracatlarını durdurdular. Zaten o cuntalar Fransa karşıtı, Avrupa karşıtı, Batı karşıtı cuntalardı. Ve Rusların bir savaş şirketi var ya. Neydi onun ismi? Hatta yeni başkanını öldürdüler geçen. Yeni de yöneticilerinden birini öldürdüler. İşte onlar yaptırdı o darbeyi. Onlar Afrika'da organize etti bunu. Zamanımız tükendi. Zamanımız bitti. Şimdi hızlıca bir şey okumak istiyorum. Ondan sonra sana topu atacağım tabiri caizse. Seninle bitireyim. Yorum yapabilirsin, yapmayabilirsin. Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken iki yeni varyant tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar yeni varyantları şimdiye kadar karşılaşılan en bulaşıcı türler olduğunu öne sürüyor. Tamam. Brezilya'da dünyanın bilinen ilk Oropuche virüsü kaynaklı ölümler gerçekleşti. Brezilya'da sinek ısırığıyla bulaşan virüs nedeniyle 30 yaşın altında olan iki kadın hayatını kaybetti. İsrail'de iki kişi de beyin yiyen amip tespit edildi. Vakaya rastlanan 25 yaşındaki adamın öldüğü, 10 yaşındaki çocuğunsa hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı. 3 tane bitti. Bilim insanları daha fazla organik atık tüketmelerini sağlamak için sineklerin genetiğini değiştirmeyi planlıyor. Şimdi bitti mi? Bitti. Ben her gün yayın yapsam, bütün medya benim elimde olsa, her gün desem ki, günde bilmem kaç milyon kişi öldü. Niye? Sigara içiyor diye. Dünyada kaç milyar insan var? 9 milyar insan var. Evet. Dünyada her sene bu insanların binde beşi, ortalama oran budur, ölüyor. Yani 10 milyar desen, binde beşi desen, 10 milyardan 3 sıfır at. 10 milyon, 5 ile çarp 5, bir dakika, 9 sıfır var. 10, tabii 5 milyon. Bak her sene dünyada 5 milyon insan ölüyor. Ben bu 5 milyon insanın alsam 1 milyonunu alsam içinden. Desem ki bak şu kadar sigara içen 1 milyon kişi öldü. Sen böyle ne oluyor falan dersin değil mi? Evet. Ama hayatın içerisinde sürekli bu oluyor değil mi? Bir ölüm yaşam döngüsü, ölüm yaşam döngüsü. Sen insanlara şu şuradan öldü, bu bundan öldü diye sürekli yaparsan, isterse bir kişinin ölümünü bile koskoca şeyi paniğe sevk edebilirsin. Ve onlar hiç düşünmez yani. Hayatın doğal döngüsünde zaten milyonların şeyi var. Ölüm sayı olarak var. Bir haber sürekli ve pompalanır bir şekilde yapılıyorsa mutlaka onun arkasında bir şey arayacaksın.
bir algı oluşturma çabası, bir hazırlık, bir şeye hazırlık. Ve hep canlı tutulan bir şey bak, fark et, herkes biliyor. O endişeyi, o korkuyu hep canlı tutmaya yönelik haberler yapılıyor. Bunlar da öyle bir şey. Ve belli ki bir daha patlatacaklar. Bir daha bir şey patlatacaklar. Çünkü ağır bir ekonomik kriz geliyor. 2020'de de bir ekonomik kriz vardı ama bu çok daha büyük. Ve onu mutlaka bir bahane üretmek zorundasın. Hep bir bahane üretilir. Bu haberleri ben onunla ilişkili görüyorum. Tüm sinir uçlarını aynı anda patlatacaklar. Ekonomi, konut, faiz, bu haberler. Hepsi böyle sanki böyle şey. Bu sorunun cevabını olimpiyatlarda verdiler. Olimpiyatlarda verdiler. Açılış törenlerinde verdiler. Fransız devrimi de ne olduysa aynı bir daha olacak diyor. Bu bir savaş ilanı mıdır? Aynen öyledir. Savaş ilanıdır. Gençlerimiz ne yapsınlar? Gençlerimiz kendilerine yatırım yapsınlar. Kendilerini yetiştirsinler. Yeni dünyada meslekler, özellikle teknolojiye, yazılıma önem versinler. Gıdaya önem versinler. Gıda ile ilgili bilimlere. Yani bu tarım olabilir. Ondan sonra gıda ile ilgili her şey olabilir. Benim bilmediğim alan olduğu için. Çünkü insan var olduğu sürece beslenmek zorunda. Besleneceksin. Bu hep yaşayacak bir sektör. Toprak önemlidir. Ellerinizde belki gençlerin değil ama ailelerinden kalan topraklara kendilerine kaldığı zaman onların değerini bilsinler. Toprak değerli olacak, gıda değerli olacak ve en değerlisi bilgi olacak, teknoloji olacak. Bunlara hakim olsunlar, bu konulara. En büyük yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Gençlere ben bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.